Yo yo yo! Ne haber YouTube? Bugün neden heyecanlıyım? Çünkü en sevdiğim ikinci indie korku oyunu yapımcısı yeni bir oyun çıkarmış. First Sleep Fatum serisini bilenler bilir. Hani bence kaliteli bir seri ama paralı. Bedava değil. Bu nasıl bir indie korku? Yani indie korku oyunu dedim, bedava olur ve kalitesiz olur. Böyle bir şey kabul edilemez. Kanalı açtığımdan beri bu adamın her oyununu oynadım ve yeni bir oyun çıkarmış. Gerçekten çok heyecanlıyım bu yüzden. First Sleep Fatum serisi cidden korkunç ve güzel kaliteye sahip oluyor genelde. Yani şimdi önden konuşmayayım ama para verdim bir de ben bu oyuna. Allah kahretsin. Oyun hakkında hiç fikrim yok, okumadım. Ama bu yapımcı genelde oyunun içinde anlatıyor hikayeyi zaten dışarıdan. Öğrenmeme gerek yok. Bak adam yazmış ki eğer hikayeniz varsa bu maile gönderin. Bu birilerinden gelen hikayeleri canlandırıyor bu adam herhalde anladığım kadarıyla. Büyük ihtimal ben orman gözcüsü falanım. Böyle bir meslek var ya, ormanın en tepesinde kulübeleri falan oluyor. Hamalon, Norwood, bunların hepsini oynadım ben. Bu çıkmış ve bir sonraki de çıkacakmış herhalde. Hazırım. Hey, yakınlarda bir YouTuber'ın Fear of the Phantom Carson House oynarken senin onlardan yani insanlardan hikaye istediğini duydum diyor. Bu adam direkt maili komple yapıştır yapmış mı oğlum? Anlatacağım şey bana 24 yaşımda civarında bir şeyde olmuştu. Birine bundan bahsetmek garip çünkü çok absürt ve çok saçma sapan bir olaydı. Ama bunu yapmamın bana yardımcı olacağını inanıyorum. Bu hikayeyi başka bir yerde anlatmanın aptalca olduğunu biliyorum. Çünkü insanlar bana inanmayacak ve saçma sapan bir şey olduğunu düşünecek. Bunu yazarken hayatımdaki en korkunç deneyimi anlatacağım. Artık anlatam. 10 satır şey okudum ya. Allah Allah. Ben Jack Nelson. Bir park yerinde park görevlisi olarak çalışıyormuşum yani. Güvenlik görevlisi gibi bir şey. Park dediğimde hani doğal parklar oluyor böyle ormanlı mormanlı. Bu adamın görevi de dediğim gibi yani ormandaki şeymiş. Kulübenin başında dikiliyormuş böyle. Etrafta yangın var mı, yangın çıkmış mı diye incelen herif. Günün sonunu getirecek kadar para alıyordum ama başka bir şey yetmiyordu diyor. Kıyafet, restoran falan bunlara para yetmiyordu diyor. Türkiye'ye hoş geldin dostum. Bugüne kadar alabildiği tek şey bir RV'ymiş. Bu da şey herhalde ATV gibi bir şey diye düşünüyorum. Motor da olabilir bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Babamdan sürekli finansal olarak yardım alıyordum. RV benim için tek ev olan şeydi. RV ne abi ne tam olarak? Yani belli sıkıntılar yüzünden şeyi değişmiş. Yani görev yaptığım yer değişmiş. Ama benim için sıkıntı değildi. Ben RV'min etrafta gezmeyi ve genel olarak gezmeyi seviyorum. Birilerine görüşürüz dedim. 2 saatlik yol gittim. Evet. Bütün oyunu bana böyle anlattık da... Tamam. Biraz daha anlatmaya devam etseydi bana onu... Oynamamın ne anlamı kalacak? Lütfen o 2 saatlik mesafeyi gerçekten araba sürerek geçirmeyeyim. Mesajı oku. Dur araba sürerken mesaj mı okudun? Daha oyunu yeni açtım Allah kahretsin. Yolun geri kalanını yürüyerek geçireceğim. Tabii ki de öyle bir şey yapamayacağım. Ha, RV dediği buymuş ya bu arada. Karavanmış yani. Ne oluyor lan? Maymun mu var? Maymun mu var burada? Abi Allah'ın cezası araba buradan çıkmıyor ki. Daha oyunu yeni açtım. Daha oyun açalı bir dakika bile olmadı. Ve ağaca çarptım ve bug'a girdim. Bu sefer araba sürerken telefonuma bakmayacağım ama kendimi tutamıyorum. Roseburg'u geçtim mi? Hayır, neden? Neden dostum? Neden orada bir şey mi var? Lanetli mi orası? Çok düz bir hayat yaşadım diyor bizim adam. Bu şarkıyı dinleyerek galiba dertleniyorum şu an. Kafamın sakin kalmasını sağlıyor falan filan diyor. Ama yani araba sürerken böyle şeyler düşünme lütfen. Hayır. Hayır yapmam gerekiyor. Hayır. Hayır. Vur! Dur! Ne yaşadım ben az önce? Dışarıda yaşamak her zaman bana güzel gelmiştir. Dışarısı bana huzur ve mutluluk veriyor. Ormandayken kendimi evimde hissediyorum. Bak Kayla bana yazıp durma. Yemin ediyorum çarpacağım yine bir yere ya. Allah Allah. Dur be kadın ya. Ne diyor? Allah Allah dur çarpacağız yine ya. Ne diyor? Hayır! Bak çarpacağım ya. Komu spotuna dönüştüm ama. Tamam buraya geldim. Burada ineceğim ve okuyacağım birazdan. Ne oluyor lan? Abi bizim adam arkasını falan dönmeye başladı. Lan dur çarpacağım bir yere ya. Yeter artık. Ne biçim araba sürüyor ya. Kayla'nın bahsettiği yemekçi burada. Hemen park edelim. Dur park edelim. Dur. Engelli park yerine park edeyim. Benim adamdan başka bir şey olmaz çünkü. Roseburg'a geçerken bir tane yemek satan bir yer olduğunu görmüştüm. Kasabadaki en iyi hamburgeri yapıyorlar. Onları denemelisin dostum. Lanet olsun dostum. Deneyeceğim. Bugün Yumur Yemekhanesi'ne hoş geldin. Bugün ne istersin? Bugün nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Cevap versene ama. Allah Allah nasılsın diyorum. Bana diyor ki istediğin yere oturabilirsin hemen geliyorum. Okay bro. Okay oturacağım. Okay. Okay otur. Okay. Hanımefendi önünüze bakar. Hanımefendi önünüze bakar mısın? Hanımefendi önünüze bakar mısın? Bakalım ne olacak. Hayır ya kapının içinden geçti. Bütün hayallerim yıkıldı ya. Hanımefendi. Gitti geri geldi. Hanımefendi sipariş vermek istiyorum da önce elinizdeki şeyi mi bıraksanız? İyi geceler ben Barbara. Sipariş vermeye hazır mısın? Evet. Grilled cheese sandwich with onion rings istiyorum. Ve kocaman bir kola. Teşekkürler hepsi bu. Yemek olunca getireceğim efendim. Okey teşekkür ederim. Benim her zaman yemek yemeden önce işemek gibi bir alışkanlığım olmuştur. Böyle bir alışkanlık niye olur oğlum insanın manyak. Tamam bizim adamın ben zihinsel engelli olduğuna tamamen kanaat getirdim şu an. Keşke bu görüntüleri görmesem şu an. Oha oğlum tuvaleti lanet. Simsiyoldu tuvalet. Adam tuvaleti 5 saniye içinde kara deliğe çevirdi. Hanımefendi yemeğim nerede kaldı acaba?
Aç oğlum. Evet benim imim geliyor. Evet benim imim geliyor lütfen. Hanımefendi küçük bir sıkıntı oluştu da galiba şey şu tuvaleti bir karantinaya alsanız iyi olur. Ben bunu istemedim. Batanta stili yeseydim yemek keşke. Abi batanta geri zekalısı bak. Bir insan bu kadar salak olamaz. Bak önünde mesela 1 litre kola var tamam mı? Ve devasa bir yemek var. O yemeği bitiriyor bak. O yemeği bitirene kadar ağzına değdirmiyor bile o içeceği. Yemek bittikten sonra içeceği kafasına dikleyip bitiriyor. Bir insan bu kadar salak bir yemek yeme stili olamaz ya. Nam 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 nam. Ben de onun tersini yapıyorum şu an. İçecek bitti şimdi yemeği. Ağzını şapırdat. Hayvan herif seni. Nam 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 nam. Set yemeği yedin mi? Nasıldı? Çok iyiydi. Hala yiyorum ama harika bir yemekti. Az önce dede benim tuvalete girdi. Yemeğinizi sevdiniz mi? Evet harikaydı. Başka bir şey ister misiniz yoksa hesabı getireyim mi? Hesap lütfen. Hemen geliyorum. Kayla ne diyorsun? Yeter artık sal beni ya. Bana bir şey atacakmış kasrol resip. $6 verip %50 de tip veriyorum sana. Bu yemek harikaydı. Yemeği sevdiğiniz için teşekkür ederim. Okey. Kayla bana bir şey atacakmış. Ben dedim ki bana at lan onu karı dedim. O da dedi ki eve gideyim atacağım. Barbara nereye gidiyor abi? Ben bu Barbara'yı gözlemlemek istiyorum ya. Ne yapacak bu adamı? Bu adamın başında ne yapıyor mesela şu an? Barbara? Barbara? Benim buradan acilen çıkmam gerekiyor. Sür arabayı sür. Vallahi köye geldik. Cinli köye geldik. Ben bu kasabanın koruyucusuyum artık. Ormanda yangın çıktı an orada olacağım. Buraya mı park etmem gerekiyor? Ya gidiyorum ben bay bay. Allah kahretsin. Oraya park etmem gerekiyormuş. Aptal herif. Geçtikten sonra niye söylüyor ki bana ya? Boyum benim sinirlerimi bozmaya başladı ya. Tamam sür oğlum sür oğlum. Geri geri sokamam oraya hiç valla kafalama giriyorum. Ben yani şuradan ne yangını göreceğim anlayamadım onu. Biri çığlık mı attı az önce? Rombol State Park. Oraya nasıl çıkacağım abi? Tamam şurada merdiven. Ben geldim. Öncelikle ilk görümüm burayı bok götürüyor galiba. Burada sinekler var. Beğenmedim. Kıpkırmızı oldum bak tüylerim diken diken oldu görüyor musun? Wow! Lan herif. Holy moly beni korkuttun mu? Beni korkuttun mu? Sen mi söylüyorsun bunu? Ben inanamıyorum ya bu korku oyundaki heriflere. Seni onlardan biri sandım. Onlardan biri derken oh Lord have mercy. Ne alaka ne oluyor? Senin izini görebilir miyim? Ben kampçı değilim geri zekalı herif. Ben buraya yangın bakıcı olarak geldim yani yukarıdan yangın var mı diye kontrol etmeye geldim. Bu sezon birinin geldiğini bilmiyor. Arkadaki kim birader bu arada? Bekle hemen kontrol edeyim. Et geri zekalı seni. Pompalı çekmiş bir de öldürecek beni. Ses tellerim patladı ya. Yak. Gelme. Okey pal gidebilirsin. 11 numaralı şeye gideceksin dedi. Tamam anahtarları al. 11 numaralı yangın bakma yerine gidecekmişim. Hemen kapıyı açıyorum senin için. Arabamla mı gelmem gerekiyordu benim buraya? Bekle arabamla geliyorum oraya. Bir dakika beyefendi. Bu herifin hala ayak sesleri. Abi beni takip ediyormuş bu manyak. Oğlum benle konuşuyorsun. Bu flashlight sana lazım olacak dedi. Thank you Billy. Flashlight'ı al. Tamam teşekkür ederim. Iron Bark'a hoş geldin. İçeriye girdiğin an hava durumu sistemine bir şeyler yap. Oraya gittiğine dair falan filan dedi de ben bu arabayı sokamıyorum ki. Sus artık bir adam araba sürüyorum ya. Eğer bir sıkıntı olursa 10-12 numaralı kuleye ulaşabilirsin. Allah belanı versin çarpma artık bir yere. Tamam. Allah belanı ver. Ulan buradan yürüyerek gidecekmişim ya. Abi hala adamla konuşuyorum. Şu an adamla konuşmuyorum ki ben. Sana küçük bir tavsiye vereyim. Senin kulenden yarım miletoya sakın gitme. Neden? Oradaki ormanlar çok tehlikeli dostum. Ayılar falan filan. Ben de hayalet var sandım. Bu adam şu an benimle konuşuyor ama aslında benimle konuşmuyor. Yani. Beni korkutmaya çalıştığını sandım ama çok ciddiydi. Vallahi ben yüz ifadesini göremedim. Hay Allah'ım bak. Hep de şimdi söylüyor. Bak o kadar yolu yürüdüm. Bana diyor ki çantamı arabanın içinde unutmuştum. Aferin sana gerizekalı. Ben bu adamın benim karavanın içinden geçip geçmeyeceğini merak ediyorum. Tam nerede benim? Alo çanta. Çantan nerede oğlum benim ha burada? Tamam şimdi ben nereye gideceğim? 11 numaralı yer nerede? Sadece at mı? Biri yürüyor burada. Ben nereye geldim? Allah kahretsin. 11 numaralı kule tamam güzel. Burada benim zaten başıma bir şey gelmeme ihtimali %0. Beni buraya gönderdikleri an istifamı basarım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz falan derim ya. Bu ne oğlum şifre koymuşlar. Oğlum bana anahtar verdiniz kapıyı şifre koymuşsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Niye burada evsiz yatağı var abi? Ben nereye geldim ya? Yürümeye devam edeyim bakayım. Evet değilmiş. Tamam 11 numaralı burada. Yol burada. Tamam güzel. 11 numaralı kule buradaymış. Yangın kulübesinde uyumak zorlu bir iş. Haftalarca orada yalnız olduğunu düşün. Bu iş herkes için değil. Ben her zaman dışarıyı sevmişimdir falan filan bir şeyler anlatıyor bu adam. Ben şu an bunu dinlemek istemiyorum ya. Yukarıya çıktıktan sonra tek işin etrafta yangın var mı diye bakmak. Bu adamların görevi bu. Burada yaşıyor ve burada yangın olup olmadığına bakıyor. Bu adamın tek görevi bu. Sadece bakmak. Başka bir şey yok bu adamın. Buradan hava durumunu falan inceliyor. İşte
bir yangın çıkabilecek günler oluyor. Çok sıcak oluyor hava falan. Aylar sonra ilk defa yine evime gelmiştim. Uyuyayım bakayım direkt. Uyuyamıyorum. Bugün rapor vermem gerekiyor. Tamam vereyim hemen. Veremedim. Niye denemedim? Niye otur şuraya? Ha, önce jeneratörü açmam gerekiyor. Ha bir de şey yapıyor ya böyle. Ben buraya oturdum ya şimdi bastım açılmadı şey diyor. Jeneratörü açmayı unutmuştum. Dışarı çıkıyorum çantamı almayı unutmuştum. Yolu geçiyorum oraya park etmeyi unutmuştum. Be söylesene bana ne yapayım. Jeneratör nerede oğlum? Jeneratör aşağıda değil mi? Oğlum benim yanımda kocaman elektrik direği var. Ben niye jeneratör kullanıyorum yani? Çok saçma. Şifre. 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 Ironbark Tower Number yani 11. Ironbark 11 mi olacak şifre? Ironbark 11. Let's go! Tamam. Açılır mısın lütfen? Bana nasıl bilgisayar verdiniz siz ya? Oh. Senin asistanın olacağım falan filan diyor. Bilgisayarı kullanmanda yardım edeceğim. Clickity clicky. Hemen sana random bir bilgi vereyim. Grand Canyon diye bir şey var. Yunan sitesi böyle kocaman delikli melikli kocaman bir arazi. Orası 6 milyon yaşındaymış. Ben çok içime yaradı bu bilgi. Hı-hı. Hı-hı. Submit. Bunları ben tek tek dolduracağım mı abi? Yeni adam. İsmini bilmiyorum. İsmin neydi senin? Ben Jack. Ne oluyor? Ne oluyor oyuna? Abi oyun kasmaya başladı bir şeyler oluyor. Işığının yandığını gördüm. Kule 11'in yeniden aktif görmek çok iyi bir his. Sen kimsin? Tamam 12. şeymiş bu. Beni izliyor muydu? Bizim işimiz bu değil mi? Geri zekalı herif diyor. Bence de doğru dedi. Seni buraya getiren nedir? Sadece şansımı deniyorum dostum. Önceki yerden transferim falan filan diyor. Tecrübeli biri. Mitch'in seni neden seçtiğini anladım. Çok yorgunum. Yangın var mı? Yok. Ha, ateş yanıyor mu derken ormandan değil benim çömüremden bahsediyormuş. Hemen yak diyor. Tamam. Hemen. Benzini dökecekmişim, yakacakmışım. Tamam. Bu kadar mı abi? Tamam. Yanmıyor. Postal 2'ye dön lan burası. Bir dakika dur. Bir şey atmam gerekiyor galiba. Odun modun var mı ya bir yerde? Büyük ihtimal şurada odunlar. Buradan gözüme parıldıyor. Odunlar. Bir sürü odun. Tamam. Benzin var. Bayağı malzeme var burada ya. Ben bir yukarı çıkayım bir daha. Giriyorum. Götüm dondu. Kapı aç. Tamam. Şimdi yakmam gerekiyor. Zaten benzini dökmüştüm önceden. Tamam yandı. Güzel. Dumanı görüyorum. Kule 11'i tekrar hayatta görmek güzel bir his. Geceyi rapor ettin mi? Hayır etmedim dostum. Burada her gece çıkmadan önce rapor etmen gerekiyor. Hiç ilk geceden hayal kuruklarını unutmak istemezsin dostum. Yani ben hemen rapor ediyorum. Hepsi nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok abi. Sen ne anlatıyorsun ya? Bırak artık beni. Manyak. Sus lütfen. Lütfen senin gününü nasıl güzelleştirebilirim? Susarak! Bir şey yanlış görünüyor diyor. Acaba ne yanlış görünüyor? Ben bunları nereden bulacağım ya? Employee training. Bunu izlemem gerekiyor. Welcome to Ironbark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say congratulations. You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we've been known as one of the safe many hours of hard work. Sus ya, bu ne biçim reklam? When the temperature rises, it is best that we have those recorded. Nasıl yapacağız? The science nerds at the Panoramic Preservation Society keep records of daily wind speed. Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. Okay bro. Anladığım kadarıyla benim aşağıya kadar gidip oradan mı yapmam gerekiyor yoksa burada var mı? Bu ne abi? Biber gazı mı bu? Tamam ben bunu yanımda götüreyim normal olmaz. Tamam rüzgar 18 knot da. Yani termometre nerede oğlum? Oğlum termometre nerede? Oğluşum. Kaç derece? 44.4 Fahrenheit. Hemen yazalım. Nasıl yazıyoruz lan? Ben bunu yazmıştım zaten. Tamam 44.4 Fahrenheit. Not 18. Hava temiz diyelim. Bence temiz duruyor. Yardım edilen kişi sayısı 0. Reported by benim ismim neydi abi? Ben XXX sokucu. XXX. Let's go. Duyuyor musun yeni adam? Buradayım. Ben uyuyacağım dostum diyor. Kule 2 çıkış yapıyor. İyi geceler. Tamam ben de artık yatabilir miyim? Kapıyı kilitlemem gerekiyormuş. Kilitlendi mi şimdi ya bu kapı? Kilitlenmiş. Ah ne oluyor? Radyodan sesler geliyor. Hiçbir şey anlamıyor bizim adam. Hayırdır birader gecenin üçünde sen ne anlatıyorsun ya? Konuş bakayım birader. Öt. Connor? İşemem gerekiyor. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Nereye işeceksin oğlum? Burada tuvalet bile yok. İlk gecemde bu kabin bana garip bir his verdi. Bir dakika buradan aşağı mı işeceğim? Gerçekten buradan aşağı... Orada biri mi var? Ve beni işerken izliyor mu şu an o? Hala orada mı? Hala orada. Bir dakika bekleyin orada. Bekleyin. Bunu kullanmanın vakti geldi. Hehehe. Hayırdır lan? Ben bakınca yürümeye başladı lavaba bak. Adam öyle dikizlenmez böyle dikizlenir birader hadi. Radyodan bir şey duydum. Connor dedim ve işeyip uyudum.
Ve garip bir şekilde işedim. Gece 2'de o nasıl bir iyi... Kahve içiyorum. Ha, bu rüzgar sadece zamanı hızlı akmasını sağlıyor. Kahvemi içerek güzel bir gün geçiriyorum. Gerçekten güzel bir manzara. Ben bu adamın işini istiyorum abi. Tabii paranormal kısmı hariç lütfen. Tamam şöyle şurayı çekeyim dur. Şurası çok güzel. Şurası çok güzel çıkıyor. Dur bakayım. Öf 10 numara. Çek. Mamma mia ya. İçmeye devam et kahveyi. Terk edilmiş ormanda içilen kahvenin. Bir daha mı fotoğraf çekeceğim? Benim adam psikopat mı ya? 2 yudum kahve alıyor. Bir tane fotoğraf çekiyor. 2 kahve daha iç. Bir tane daha fotoğraf çek. Yeni adam. Duyuyor musun? Ben Kule 2'den Connor. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Bir dakika geliyorum. Kule 11. Duyuyor musun? Duyuyorum Connor. Ne oldu? Oru diyor bana. Ne oldu ben? Ne yaptım ya? Excuse me? Tamam bana demiyormuş. Bu sıralar kimse artık kamp izni almıyor. Senin kuzeyindeki dumanı görüyor musun? Hemen bakayım. Bakayım hemen. Dur bir dakika. Bırak şu kahve bardağını. Benim kuzeyim. Heh burası. Benim adam diyor ki duman beyaz olduğuna göre bir kamp ateşinden çıkıyor olmalı. Yani bir yer yanmıyor. Bir yer yanıyorsaydı siyah olurdu. Senin onaylamana ihtiyacım var. Evet görüyorum dostum. Allah Allah. Evet gördüm gördüm. Ne sorup sorup duruyor. Orası kayıtlı kamp alanı değil. Öyle insanlar genelde arkalarını toplamazlar. Çünkü kaydı yok yani ne olabilir. Bu sezon ateş riski çok yüksek. Kontrol eder misin? Evet hemen gidiyorum. Enayiyim çünkü ben gerizekalıyım. Tamam. Ayı spreyiymiş lan o. Ayı spreyini taşımayı unutma yanında diyor. Ayı çıkabilir diyor. Çok sıkıntılı bir durum bu. İnşallah bir yerden sonra gözüm kararır ve bir anda orada var olur. Aa böyle güzel bir ormanda yürümek insana huzur veriyor ya. İnşallah suratıma ayı atlamaz veya biri atlamaz veya ölmem veya kaçırılmam veya katledilmem veya ölmem. Yanlış yoldaydım. Abi bak yolu söylemiyor. Bana soru diyor ki yanlış yoldaydım. Oraya gitmemem gerekiyordu. Sağ yolu tercih etmem gerekiyor. O zaman bana söylesene. Ya çok güzel. Dikkat ayı çıkabilir şey de geldi önümüze. Harika. Bizim adamın yaşadığı en büyük korku ayı saldırısı falan değil değil mi? Ben böyle bir şey oynamak istemiyorum. Çünkü ayı saldırıp ölürse. Tamam gözüm karardı ve oradayım. Keşke yanıma ışık alsaydım. Dumana giden yolu takip ettim. Ve biri bağırdı. Abi geride müziği de geliyor ve biri bağırıyor. Gitmesem olmaz mı oraya? Gelmeyeyim oraya. Lütfen. Adam ölmüş ama orada biri yatıyor. Tamam biri yapmıyormuş ben salam yanlış görmüşüm. Ne oluyor? Bir şey gördün mü diyor bana. Jack iyi misin? Umarım her şey iyidir. Lütfen bunu gördüğün zaman gel. Ne oluyor? Tamam telefon çekmemiş bu mesajlar bir anda gelmiş. Ben de dedim ki özür dilerim Kay. Benim olduğum yerde interneti iyi çekmiyor. Bak bu fotoğrafları ben çektim çok güzel falan diyor. Ha burada biri bağırmadı mı az önce ben mi yanlış duydum? Bayağı da malzeme getirmiş lan çakallı. Biri ıslıkmış aldı az önce. Hey! Oraya giremez. O kurt adam mıydı? Kurt adam mı gördüm ben az önce? What fuck this game? Yemin ediyorum biber gazını gözünden bir sokarım senin. Kurt adam burada adam dinlemem. Hiç gram umurum olmaz. Ben burada ne yapıyorum şu an bu arada? Taşı falan mı söndüreceğim lan? Bunu söndürmem gerekiyor. Evet amacım o. Nasıl söndüreceğim? Nasıl söndürüyoruz? Ha yanımda su varmış dur. Önce su koymam gerekiyor içine. Hemen koyuyorum. Gerizekalı zamana gençlik. Ateşi bırakıp gitmişler ya. Kabul edilemez. Lay 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 lay. Oğlum bak yapma. Tamam gidiyorum. 9:07 geçe yerime geldim. Karanlıkta kuleme doğru ilerlerken şeyin yanlış olduğu hissi içimden gitmedi. Beynim orada ne olmuş olabileceği hakkında şeyler düşünüp durdu. Tamam kuleme gelmişim. İnşallah kuleme giderken başıma bir şey gelmez. Yani ne vardı kulenin içinde başlasaydım direkt ya. Home sweet home. Evime hoş geldim. Şimdi hava durumunu gireceğim. İşte bir şeyler. Hava nasıl? Bugün bulutlu gibi ya. Bugün bulutlu gireceğim ben. Bugün bulutlu gireceğim. Connor'a rapor vermem gerekiyor. Connor! Beni duyuyor musun Connor? Connor? Tamam duyuyorum. Tamam önce yemek yapıyormuş. Durumu rapor et diyor hemen anlatıyorum. Ciddi misin? Sensin o bana mı diyor yine ya? Tamam onlara diyormuş. Hiçbir zaman öğrenmiyorlar değil mi? Ne demek istiyorsun? Bıklardan bıktım artık. İnanılmaz ya. Ne oluyor dostum? Bu ay üçüncü kez oluyor bu. Orada başka bir şey fark ettin mi? Bir çığlık duydum. Çığlık mı? Kırmızı tilki olabilir diyor. Kırmızı tilkilerin sesi çığlık atan kadın sesine benzeyebiliyor diyor ama benim duyduğum ses erkek çığlığıydı diyorum. Oo. Neden bahsettiğini bilmiyorum yeni adam ama kamçılar oradan genelde uzak duruyor diyor çünkü orada 3 kişi kaybolmuş. Orada 3 tane çocuk mu kayboldu? Evet bir ay önce. Aileleriyle kamp yaparken 3 tane çocuk kaybolmuş orada. O çocuklara ne oldu? Bilmiyoruz. Bir ıslık sesi onları yoldan çıkarmış derken ben de duydum lan o sıkısını. İnsanlar orada garip yaratıklar olduğunu söyleyerek şey yapmış, dedikodu başlatmış. Yani orada varlıklar olduğunu söylüyorlarmış. Çılgınca geliyor biliyorum.
bu söylentileri insanları uzak tutması gerekiyor ama tam tersine daha çok insan gitmeye başlamış o söylentilerden sonra. Bazen sadece doğru olduğunu bilmek istiyorum. Neyin? Yeni adam, umarım bu söylentilere inanmıyorsundur. Aa, absolutely not. Nasıl asla inanmam böyle saçma şeylere. Ne? Gördüm, kurt adam neydi acaba benim? Harika. Gözün açık kalsın. Tamam, bu aptalları şey yapacakmışız, rapor edecekmişiz. Sabah orada ateş yakanlar var ya, izin almadan yakanlar. Onları rapor edecekmişiz sabah. Kişisel olarak onların bir daha bu ormana ayak basmadıklarından emin olacağım. Anlaşıldı. Güvende olacaksın yeni adam. Bay bay dedi, gitti, kapattı. 49.9 fermanı. Kayla, beni salar mısın lütfen? Çalışıyorum kadın. Bana pizza atmış. Ah ah. Mesajlarım gitmiyor. Tam bana pizza resmi atmış, sonra pizzanın tarifini atmış. Benim adam da ooo çok güzel gözüküyor falan filan dedi ama mesajlarım gitmedi. Rüzgar kaç derece? Rüzgar kaç derece ne demek? Tamam, 18 knot hemen. 18 knot. Hava biraz bulutlu gibiydi bugün. Bulutlu yapacağım. Bir kişi, sıfır kişiye yardımcı oldum. Reported by XXX. Sokucu XXX submit. Tamam, raporumuzu verdik. Adamlar haritayı da koymuş. Baksana çok güzel yapmışlar yani. Oyunda birkaç tane bug yakaladım baştan bu yana ama ya bayağı komik buglardı bir de. Önce yemek yemem gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ne yiyoruz? Hemen sana bir makarna yapayım ben ya. Bir kere keyfin yerine gelsin. Ne koyacağım be hayvan adam? Hayvan adam. Bir ağzını kullan ya. Bir şeyin eksik olduğunu düşünüyorum deme bana. De ki şu eksik. Bu eksik. Tamam, buradanmış. Bundan koyayım içine. Yok, bu olmaz. Başka? Şu olur mu? Bu da mı olmaz? He ulan, kızın dediği şeyleri koymam gerekiyor. Dur. Marina sosu, pepperoni. Marina sosu hangisi abi? Pepperoni. Pepperoni nerede acaba? Pepperoni. Bu pepperoni değil bu. Bu da pepperoni değil. Bu da pepperoni değil. Mozzarella, bunu koyayım. Tamam. Pepperoni. Tamam, pepperoni de burada. Başka ne kaldı? Tamam, domates de burada. Tamam, hepsini koyduk. Fırına at. Pişir. Ben sanji miyim neyim? Nasıl bu kadar iyi yemek yapabilir bir insan ya? Kapat şu dolabı da ya, Allah kahretsin. Yeni adam, duyuyor musun? Bana niye yeni adam deyip duruyorsun? İsmimi söyledim ya sana ya. XXX sokucu. Ne oldu Connor? Az önce onları polise şikayet ettim. İyi iş dostum. İnşallah onları takip ederler ve hakkını verirler. Ben şimdi uyuyacağım dostum falan diyor. Zor bir gün olduğunu biliyordum ama harika bir iş çıkarıyorsun. Teşekkür ederim Connor. Play 12 çıkış yapıyor. İyi geceler Connor. Bu oyun ne kadar daha uzayacak acaba ya? Ben korkunç bir şey yaşamadım şu an. Ben ne oynuyorum? Az önce biri cama mı tıklattı yoksa fırından mı geldi o ses? Patlatırım o kulübeyi. Fırına benzin atarım, kulübeyi havaya uçururum. Yemekte, yatakta yemek yemeyi çok seviyorum. Bir de tepsiyle birlikte abi. İnanılmaz bir herifsin ya. Ağzını çapırdatma hayvan herif, yine başladık ya. Oğlum bir tepsiyi kendim mi yiyeceğim ben harbiden? Afiyet olsun reis, afiyet olsun. Bal şeker olsun. Tamam, doymuşum. Bunu dolaba atabilir miyim? Fırına geri koyayım hatta. Dolaba koyayım. Şunları dolaba geri koyabiliyor mu ya? Vallahi koydurtmuyor ya. Deneymiş, maaşı ay sonunu da zor getiriyor. He, nasıl acaba ya? Benzinde şey yakıyor adamlar. Yan. Tamam. Her şeyi kapat. Işıkları da kapat. Camları da kapat. Camları niye kapatamıyorum ben? Ben dışarı görmek istemiyorum ya. Uyu. Ne? Dışarıdaki tahtaları kapatmam gerekiyormuş. Bak demiştim. 27 am. Ben demedim oyun dedi. Garip bir his benim gözlerimi açmama neden oldu. O ışık ne abi? Bir ıslık çalıyor. Ve ışık var. Ne oluyor? Ben niye şu an uyandım? Gecenin ikisinde benim der... Ben! Geliyorum oraya, seni Allah'ı öldüreceğim seni. Yemin ediyorum öldüreceğim seni. Kulak sıkılan üyesi geldi evime. Bu ne abi? Siyah hali, bir de beyazları mı öldürüyor bu da? Oyun bu kadar mıydı? Ben bütün oyunu bunun için mi oynadım? Ama öyle bir şey olmamış, devam edebiliyormuş. Ana menüyü atınca bir an oyun bitti sandım. Vallahi kafam atacaktı. Bak çok az kaldı. Zaten hikaye böyle bitseydi bu adam hikayeyi nasıl anlatabilirdi ki? Ben bundan saklanacağım herhalde. O gece garip bir şey vardı. Ne yapacağım abi? Yatağın altına falan mı saklan? Tamam, saklan. Mikrofon koymuş yine. Konuşursam beni duyacak. Ne yapıyor lan o dışarıda? Gölgeye bak, 31'miş. Ne yapıyorsun birader sen orada ya? Bug'a mı girdin sen orada? Garip bir şeyler var. Abi bu herif burada. Bu herifi benim kovalaması mı gerekiyor saklanmamın için? Oğlum buraya kuru kafa falan bırakmış lan. O an ne yapacağımı bilmiyordum. O an yapacağım tek şey ne biliyor musun? Kaçmak! Connor'ı aramakmış yapacağım tek mantıklı şey. Connor, evimde kulak sıkılan üyesi var. Connor duyuyor musun? Connor beni duyuyor musun? Connor beni duyuyor musun? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Kapımın önünde bir şey var Connor. Sabaha kadar bekleyemez miydi? Kapımın önünde biri var diyorum, sabaha kadar bekleyemez. Kapımın önünde kuru kafa var. Ah, en iyisi ne biliyor musun yeni adam? Bizle uğraşan kişilerle çok kafana takma. Yani çocuklar yapıyor diyor dalga geçmek için.
Bunu çocukların yaptığını düşünmüyorum. Çocuklar çok fazla korku filmi izliyor. Bu konuda çok yaratıcı olabilirler o yüzden diyor. İnanamazsın bile diyor. Bu garip bir ritüel gibi hissettiriyor dostum. Kişiliğin ortasındayız. Böyle saçma sapan şeyler söyleme diyor. Ben bu kanları sevmemeye başladım. Aramız açıldı. Yarın sabah seni kontrol etmesi için birini göndereceğim diyor. Geri zekalı herif. Sabah kadar öleceğim. Tamam, bu herif benim bir işime yaramayacak. Ben yine uyuyacağım. Ertesi gün uyandığım zaman geçen gecenin garip bir rüya olduğunu düşündüm. Connor bunun çocuklar tarafından yapılmış bir şaka olduğunu söylemeye devam etti. Ama bu garip, karanlık bir şey olduğunu hissetmeye başladım diyor bunun. O ormanda garip bir şey vardı. Ben bu arada onu kurt adam sanıyordum. Normal... Bu ne oğlum? Ha, silmem gerekiyor, tamam. Hiçbir şey göremiyordum çünkü. Biri yardım mı istedi? Hemen gidiyorum. I'll be there, motherfucker. You motherfucking Ku Klux Klan öyleyse. Çok açım. Ama biraz önce yardım fişi attı ve benim adam diyor ki çok açım. Yine aynı menüyü mü yapacağız? Hello? Hello? Biri var mı orada? Yardıma ihtiyacım var. Lütfen biri cevap versin. Hemen geliyorum dostum. Beni paranoya bastı. Kapıyı kapatmam gerekiyor. Önceledi bizim adam. Alo? Ben Kulombi. Ah tanrıya şükür. Kayboldum ve korkudan ölüyorum. Ne oluyor? Etrafı kontrol etmeye gittim ve zamanı kaybettim diyor. Yani bir anda gece oldu. Ve şimdi karanlık oldu ve yolu geri gidemiyorum. Sanırım kayboldum. Gece her şey garip gözüküyor yani. Sabah gitmiş, gece olduğu için bir anda yolunu kaybetmiş. Birkaç tane şey sıkmış, o havaya oskan oymuş. Oraya gideceğim şimdi. Geliyorum dostum. Hemen orada olacağım. Açım diyor, hala açım diyor ya. Bizim adam dalga mı geçiyor? Az sonra biri ölecek dostum. Sola git. Biliyordum, tanıdık geldiğini biliyordum. Önemli değil dostum. Görüşürüz, görüşürüz. Buradayım. Ne? Seni duyuyorum mu? Ne? Senin ıslıklarını duyuyorum. O ben değilim. Ne? Sağımdaki ağaçların arkasında seni görüyorum. Emin misin? Beni korkutu... Az önce benim camıma mı tıkladı biri? Wow! Hem onun yanında hem benim yanımda nasıl olabilirsin? Abi yapma. Yap. Bu ne biçim geliş ya? Oğlum neden bu kadar uzun sürdü buraya gelmen? Saatlerdir bu kapıyı çalıyorum. Nasıl duymadım seni? Öyle bir şeyler diyor. Ne yapıyordun? Bir tane kaybolmuş adama yardımcı oluyordum. Tanrı ona yardım etsin falan diyor. Her neyse, senin malzemelerini getirdim falan filan diyor. Tamam. Görüşürüz dostum. Kapıdaki herif ha bu arada. Geçen gece ne yapıyordun orada? Nerede? Kuzeyde. Neden oradaydın? Ben olsam orada dolaşmazdım. Ya bir tane ateşi söndürmeye gitmiştim. Oh Lord have mercy. Niye böyle deyip duruyor bu adam ya? Orada çok garip şeyler oluyor dostum. Bobcat ve ayılar. Hay senin ayını sevdanı tüküreyim bir adam ya. Hala açım diyor bizim adam ya. Ne yiyeceğim abi ben? Ne yiyeceğim? Ben ne yiyeceğim ya? Soğuk mu yiyeceğim abi bunu? Gerçekten soğuk yiyeceğim. Yemek çok soğuk diyor. Ben az önce onu fırına koymaya çalıştım. Bana izin vermedi. Tamam, mikrodalgaya koyacağımız, evet. Yanlış yapmışım. Fırında yemek ısıtılmaz mı yani? Bu kurallara mı aykırı? Evrenin kurallarına mı aykırı? Hemen geldim. Tamam. Çapırdatma şu ağzını. Hayvan öküz herif. Çapırdatma şu ağzını ya. Ne yapıyoruz abi şimdi? Uyuyoruz mu? Tamam, rapor etmem gerekiyor. Derece 58.5 Fahrenheit. Bugün bayağı yüksek. Evet, 58.5 Fahrenheit. Dur be herif, sal beni. 58.5 Fahrenheit. Oo, bugün bayağı rüzgarlı, 24. Hava nasıl? Bulutlu. Yo, temiz gibi. Parçalı bulut. Parçalı bulut diye bir şey var mı? Niye adamlarda böyle bir tabir yok abi? Adamlarda parçalı bulut diye bir şey yok abi. Havayı doğru yazdığıma emin değilim diyor. Tamam, bulutlu diyelim. Ha, rüzgarlı mı demem gerekiyor? Tamam, rüzgar. Tamam. Bugün Connor girmemiş. Bak Connor öldü kaldı mı? Ne oldu bu adama? Allah kahretsin. Yine odun almaya gidiyorum ya. İnşallah başıma bir şey gelmez. Odun almaya ormanın derinliklerine gidiyorum. Ben böyle oyuna sokuyorum. Bunlar bu... Ses mi geldi az önce? Belası herif. Normal bir şekilde gelemiyor mu sen ya? Sen kimsin ya? Az önce bana kalp krizi geçirtti. Yalnızlığın sana oyunlar oynayabileceğini biliyorum. Senin ismin ne? İsimler yanıltıcı olabilir. Benim adım Silas. Sen kimsin? Ben sadece burada çalışanım falan diyor. Yani radyo tower'ı incelemeye gelmiş. Tanıştığıma memnun oldum dostum. Genelde bu saate kadar çalışır mısın? Her pazar. Bazen facialar başka bir temizleme yöntemidir. Kendini açığa çıkarma şeyidir. Bizim adam da korkmaya başladı herhalde. Gitmem gerekiyor şimdi. Görüşürüz. İyi geceler Jack. Umarım iyi uyursun. Ama hatırla, merak gitmek istemeyeceğin yerlere götürebilir seni. Görüşürüz Jack. Bu adam havalı olduğunu falan mı düşünüyor şu an? Yürüyüşe bak, vuracağım şaplığa kafasına. Geri zekalı bu. Kulübenden duman çıktığını görüyorum. Bana sakın orada olduğunu söyleme. Nasıl yani? Yeni adam. Orada mısın? Oradayım da sen niye benim burada olmamı istemiyorsun reis? Ha, derdin ne? Şimdi duyuyor musun? Evet. Sana uzun süredir ulaşmaya çalışıyorum. Neredeydin? Odun almaya gittim. O kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Orada bir çalışana rastladım. Kime rastladın? Radyo çalışanına rastladım. Bu dün hakkında mı? Ne? Şimdi beni mi korkutmaya çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun? O radyo kulesi uzun zamandır yokmuş yani, yapım bozukmuş, kapanmış. Oh hell no ya, yeter artık, ben
bıraktım artık korkmaktan ya. Bu oyun benim ruhum aldı benden. Ben, o zaman ben az önce kimle konuştum? Allah'ım taktı bu da şakaya ya. Allah Allah gerizekalı. Eğer biriyle konuştuysan o şakacılardan biri olabilir falan diyor. Benim adımı biliyordu. Senin adını mı biliyordu? Seni dinlemiş olabilir mi? Olabilir. Parkın kurallarına göre bir çalışan kılığına girmek kesinlikle yasak. Ama bu herif salak, vallahi salak ya. Onu bir dahaki gördüğün sefer onun fotoğrafını çek veya info şeyini, bilgilerini al diyor. Ben uyuyorum. Bu garip his her geçen gün daha da büyümeye başladı. Yani rahatsız hissediyorum. Ha bu şey ne ya? Bu yine 2 gün sonra. 9-18 tamam, akşam. Gece değil yani. Gece olduğumuz sıkıntı oluyor. Evet ne yapıyoruz? Bir dakikan var mı yeni adam? Evet var dostum. Evet var da ben yanlış şeyi tıkladım dostum. Dostum. Bug'a soktum oyunu. Oyunu bug'a soktum. Bir tane daha var. Neyden bir tane daha var? Çok geç olduğunu biliyorum ama bunu görmen gerekiyor Jack. Jack? Jack. Uyanman gerekiyor Jack. Duyuyor musun Jack? Duyuyorum gerizekalı herif. Beni gecenin köründe niye kaldırdın? Ben niye ileri atladım bu arada? Az önce ben daha geride değil miydim? Jack duyuyor musun? Buradayım kanka. Bunun için enerjim yok dostum. Ne oldu? Bu aptal jeneratörle uğraşıyorum saatlerdir. Ve şu an bunu görüyorum. Neyi? Batı tarafında bir tane duman görüyorum. Yine bir kampçımız var. Yeter artık. Beni bırak ya. Beni bırak ya. Beni bırak ya. Beni bırak aptal herif ya. Üf. Niye hep ben gidiyorum ya? Ha? Ne var biliyor musun? Eğer bu sefer kaçmazlarsa onların fotoğraflarını çek. Tamam, tamam. Sal beni. Sal beni, sal beni. Beni bir dahaki gün diyor, haber verirsin bana diyor da ben sanmıyorum bir dahaki güne kalacağımı. Öleceğim ben çünkü. He? Aşağı gitmek güvenli hissettirmedi. Ne yapacağım abi? Önce dumana nereden geldiğine mi bakacağım? Ben duman mı? Tamam gördüm dumanı. Ha buradan mı bakacağım mı önce? Tamam dur. Hemen bakıyorum. What the fuck is this? Birini mi yakıyor onlar? What in the Ku Klux Klan is going on? Abi ben şu an ne görüyorum? Fotoğrafını çek. Hemen çekiyorum. Samsung S23 Pro Ultra Zoom teknolojisi. Bak geliyorlar! Geliyorlar! Ne kadar hızlı geldin ama! Hala nefes alma sesi duyuyorum abi ben. Koşmam gerekiyor diyor bizim adam. Arriba arriba gerizekalı! Bizim adam hiç koşuyormuş gibi hissetmiyorum şu an ama. Geliyor, geliyor. Nereye koşacağım? Gunner! Yardım et! Koşacağım bak abi, böyle koşuş mu olur ya? Rüyada gibi koş. Abi şunun gelişe bak, benim koşuşa bak. Adam yarın yokmuş gibi koşuyor, benim adam böyle. Sıyılay taşırız. Benim bu adamdan koşarak kaçmam pek mümkün değil. O yüzden büyük ihtimalle saklanacağım. Hem de nereye saklanacağım? Tuvalete saklanacağım. Evet öyle yaptım gerçekten. Seneye görüşürüz aptal herif. Ben kaçar. Ne oldu, kaçtın mı? Ha kaç, çıkışa gelmişim. Ay güvenlik görevlisi. Aa, patlattılar la beni, kitti mi? Ne? Ben arabayı bine... Oh hell no ya, yeter artık. Koşuşa bak abi, kırk aramın gibi koşup duruyor. Hadi arabama da gel hadi. Arabama da gel. Arabamda Glock 18'im var. Sür şu arabayı. Sür şu arabayı. Adrenalin bastırdı. Ve basabildiğim kadar gaza bastım ve oradan hemen ayrıldım. Ondan sonra hemen insan haklarını aradım. Mitch burada hepimiz delirebiliriz falan filan dedi. Ne? Bir dahaki gece yetkililer etrafı aramaya başladı. Ve hiçbir şey bulamadılar. Kimse benim hikayeme inanmadı. Bu korku hissi hala benim midemde duruyor. Yıllar geçmiş olmasına rağmen hala hafızamda net bir şekilde hatırlıyorum. Ben bu adamın kolpa attığına inanıyorum. Oyuna çıkabilmek için, yalancı herif. Ailem bunu uydurduğumu düşündü. Ve benim bu karakterimde yalan söylemek, uydurmak gibi bir şey yok. Ama ben ne gördüğümü biliyorum. Gerçek ya da değil. Karanlıkta o ormanda illegal aktiviteler yapıyor olabilirler. Eğer yakın zamanda kamp yapmayı düşünüyorsan lütfen güvende kal. Peace out.